Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler efendim. Bir hadis usulü dersinde tekrar birlikteyiz. Bir önceki hadis tarihi dersimizde sahabe devri ve hadisi ele almıştık. Sahabe devri ve hadis konusunun hadis usulü açısından ne kadar önemli olduğunu, hadis tarihi açısından keza ne kadar önemli olduğunu belirtmeye çalıştım. Ve özellikle sahabe devrinde yaşanan politik olayların nasıl ümmetin fırkalara ayrışmasına neden olduğunu, bu fırkalaşmasının nihai olarak hadis usulüne nasıl yansıdığını ve bunları hadis usulü açısından nasıl değerlendirmemiz gerektiğini siz değerli izleyenlere ve öğrencilerime arz etmeye çalıştım. Tam da bunun bir yansıması olarak bugün hadis usulü dersimizde kitabımızın 63. sayfasında başlayan ve tarik sayısı itibariyle rivayetlerin çeşitlerinden, hadis çeşitlerinden söz edeceğiz bugün dersimizde. Bir önceki dersimiz hadis tarihi açısından ne kadar önemliydiyse, bugünkü dersimizde hadis usulü açısından bir o kadar önemli. Çünkü bugün ele alacağımız konu, bundan sonraki ele alacağımız hadis usulü konularının temelini teşkil ediyor. Hepsiyle bağlantılı ve hemen ele alacağımız her konuyu bir biçimde bugün üzerinde duracağımız konuyla ilişkilendirecek ve irtibatlandırarak bundan sonra yola devam edeceğiz. Bu itibarla hemen tahtamızı açalım ve şemamızı çizerek başlayalım dersimize. Ekran paylaşımını yapıyorum müsaadenizle. Dersimizin başlığı tarik sayısı itibariyle hadis çeşitleri. Yazalım. Detaylandırmaları başlıkların üzerinden konuşuyoruz çünkü biliyorsunuz. Tarik sayısı itibariyle hadis çeşitleri. Bu başlığımızda geçen iki sözcüğün kavram olarak altını çizmek istiyorum ve daha önceki derslerimizde de ısrarla üzerinde durduğum bir hatırlatmayı yapmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi, sürekli bunu bu şekilde ifade edeceğim, zihinlere yerleşmesi bakımından. Evet, Karaçıncı bazen siliyor, pardon, hadis. Şöyle yapalım. Evet, bu sözcüğü ne zaman kullanırsak kullanalım, değerli izleyenler, bununla rivayeti kastettiğimizi her zaman hatırda tutmak gerekiyor. Çünkü biz hadis değil, rivayet konuşuyoruz. Usulümüz de hadis usulü değil, rivayet usulüdür. Ama dil genel olarak böyle alışıldığı için ve biz de o genel zihinlerin hazırlıklı olduğu ve genel kabul görmüş olan, sürekli tekrar edilen o ifadeyi kullanarak ders anlatıyoruz ve konu işliyoruz. Doğrusu bunun zaman içinde siz değerli öğrencilerimizin katkılarıyla ileride değişeceğini ve daha bilimsel bir üsluba dönüş mümkün olursa en azından akademik camiada, sonra da daha aşağıya doğru halka da inebilir ve orada da bu tabirleri doğru kullanmaya başlarız. Ki bu tabirler doğru kullanıldığında
birçok zihin karışıklığının da önüne geçileceğini düşünüyorum. Zira bizim hadis dediğimiz Hazreti Peygamber'in mübarek dudaklarından dökülen sözlerdir ve biz onu bilmiyoruz zaten. Onu sadece sahabi duydu, sahabiye ait bir özelliktir. Biz aktarılan, hadis diye aktarılan sözleri biliyoruz ve bunun adı rivayettir, hadis değildir. Daha önceki derslerimde de vurguladım, sürekli vurgulayacağım, zihinlere iyice yer etsin ve kazınsın diye. Bu tarikten de kısaca söz etmiştim. Bugün biraz daha bu konu üzerinde durmak istiyorum. Tarik konusunu ve benzer aynı anlamda kullandığımız, eş anlamlı diyebileceğimiz diğer kavramları da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sonra bunun üzerinden bu derste ne işleyeceğiz, neyi ele alacağız, onları zaten size arz edeceğim. Meşhur olan o isnat şemamızı çizelim ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bugün başlayalım. Birinci karemizde biliyorsunuz Allah'ın Resulü var, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun mübarek sözünü diğer nesillere aktaran nesil biliyorsunuz, sahabi nesli, onu S ile gösteriyoruz. Onlardan rivayeti aktaran neslin adı tabi'in, büyük T ile gösteriyoruz. Onlardan aktaran neslin adı tebe-i tabi'in, bir büyük bir küçük T ile gösteriyoruz. Sonrakileri de ravi diyoruz. Bir ravimiz var. Bir ravimiz var. Bir de nihayet muhaddisimiz var. Bu muhaddisimiz de bir eser yazarak bize Allah Resulü'nün rivayetlerini aktaran eser sahibi kişiye de muhaddis diyoruz. Ve bu muhaddis eserine almış olduğu her bir rivayeti tek tek bu ravilerden Allah Resulü'ne ulaşmak suretiyle rivayetleri elde ediyor. İşte muhaddisimizin rivayetleri bu her bir halkadan, her bir tabakadan birbirine bağlamak suretiyle elde edip aktarmasında bu güzergaha, şöyle söyleyelim, Hazreti Peygamber'den muhaddise kadar olan bu güzergaha bir tarik diyoruz. Bir tarik diyoruz. İki, senet diyoruz. Üç, isnat diyoruz. Dört, hüsnet diyoruz. Bunlar aynı sözcükten türemiş kelimeler. Beş, vecih diyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi değerli izleyenler, öğrenciler, muhaddisten Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'den muhaddise doğru hangi taraftan gelirsek gelelim, Allah'ın Resulü'nün sözlerine ulaşabilmemizi mümkün kılan bu karelerin ve zincirin halkalarının oluşturduğu bütüne tarik, yol, senet, belge, isnat, dayandırma, müsnet, dayandırılmış, vecih de yönelilmiş özel anlamlarıyla birlikte işte bu rivayetin elde edilme yolunun adı olmuş oluyor. Ve muhaddis, birazdan da arz edeceğim üzere, Hazreti Peygamber'in sözlerine böyle ulaşıyor, böyle elde ediyor. Ve böyle elde edince de bu rivayetler işte tarik itibariyle diyoruz ona. Şu tarikten geliyor, bu tarikten geliyor. Ve genel olarak da bu konuda muhaddislerimiz iki yöntem kullanır. Birincisi sahabinin adını kullanır. Mesela diyelim ki Ebu Hureyre'den geliyorsa Ebu Hureyre hadisi der. Hazreti Ayşe'den geliyorsa Hazreti Ayşe hadisi diye söyler. Sahabi ravisinin adıyla zikreder. Ya da işte buradan efendim muhaddise en yakın olan isim de efendim Buhari'nin şeyhi, Müslim'in şeyhi
Onların kendilerine en yakın olan isim kimse, işte diyelim ki efendim Ebu Musa, efendim Muhammed bin vesaire, onun rivayeti ya ilk halkanın ya da son halkanın ismiyle de rivayetler bazen efendim anılabiliyor, isimlendirilebiliyor, pardon. Şimdi bu tarih üzerinden, şema üzerinden gerekli olan açıklamaları yaptıktan sonra bir başka önemli hususu müsaadenizle belirtmek istiyorum. Bu karelerin her birinin özel adı tabakadır. Tabaka. Buna sahabe tabakası, buna tabi'in tabakası, buna tebe-i tabi'in tabakası, T koyuyorum. Buraya işte, burada artık 3. asra geldik. 3. asır tabaka, 3. asır efendim, bu da tabaka, bu da muhaddisler dönemi, kendi devirlerinin tabaka. Tabaka sözcüğü nesil demektir. Yani bir dönem, bir süreçtir. Ve genel olarak bu aşağı yukarı hemen hemen bir asra tekabül eden bir süreci kapsar. Bir asırlık süreçlerdir. Bu bir asırlık süreçler içerisinde değerli izleyenler, her bir tabakada 3 nesil bulunur. 3 nesil vardır. Yaşlı, büyük nesil, orta kuşak, genç kuşak. Burada da aynı şekilde yaşlı, orta kuşak, genç kuşak. Burada da aynı şekilde yaşlı, orta kuşak, genç kuşak olmak üzere her bir tabakada 3 efendim kuşak yer alır. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü bazen mesela örneğin tebe-i tabi'in tabakasında genç bir tebe-i tabi'in rivayeti bazen orta, kendisinden büyük olanlardan, bazen de büyük olanlardan nakleder ve isnatta 2 tabi'in ravi görebiliriz. Benzer şekilde 2 tabi'yi görebiliriz. Burada 2 tane bu kuşaktan ravi görebiliriz. Aynı kuşaktan. Genel olarak da 2 sahabi hiç görmeyiz. Sahabi sahabiden nadiren nakleder. Dolayısıyla sahabi neslinde yine 3 kuşak var ama genelde sahabiler doğrudan Hazreti Peygamber'e anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyerek naklettikleri için orada çok fazla böyle bir problemle karşılaşmayız. Bu itibarla bir muhaddis bazen burada gördüğünüz gibi 5 tabakayla Resulullah'a ulaşır. Bazen 3 tabakayla, bazen 2 tabakayla ki işte tebe-i tabiinden İmam Malik'i düşünelim. Bir örnek olması bakımından İmam Malik tebe-i tabiin bir muhaddisimizdir. Görüyorsunuz 2 nesille bir tabi bir sahabiyle çoğu zaman efendim Hazreti Peygamber'e ulaştığını görürüz. Ama bazen de bu sayı 4'e çıkar. Mesela kendisi gibi bir tebe-i tabiinden alır. O tebe-i tabi bir tabiden yine bir başka tabiden sahabiden alır. Bu şekilde bazen 3, bazen 4, bazen 5 ravi bile zikrettiği nadir de olsa İmam Malik'te bile görebiliyoruz. Neden? Çünkü her tabakada 3 kuşağın olduğunun altını çizdik. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra bu konunun daha iyi anlaşılması bakımından daha önceki hadis tarihi derslerimizde sözünü ettiğimiz bir hususu müsaadenizle burada belirlememiz gerekiyor. O da şuydu. Malumunuz rivayetler önce sözlü olarak aktarıldı. Hadis tarihi sıfalarını hatırlayalım. Sözlü olarak aktarıldı. Sonra ikinci dönem yazıya geçirildi. Yazılı dönem. Sonra üçüncü dönemde bu yazılı malzeme toplandı. Evet. Ne diyoruz buna? Tedvin dönemi diyoruz. Malumunuz. Evet. Tedvin dönemi. Yani rivayetlerin toplandığı dönem.
Sonra da işte bu dördüncü dönem kitaplaştı. Şimdi şu tedvin döneminde burada binlerce rivayetin toplandığını düşünelim. Binlerce rivayet. Binlerce rivayet toplanıyor. Bu binlerce rivayeti yıldızlarla gösterelim. Değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, bu yıldızların her birerlerinin muhaddise ulaşmasının böyle tariki var. Yani senedi var, isnadı var. Her birinin ayrı ayrı tarikleri var. Her birinin ayrı ayrı tarikleri var. Rivayetlerin. İşte diyelim ki bu toplanan rivayetlerden şu x, şu da bunların üçü de aynı anlama gelsin. Yani Hazreti Peygamber bir söz söylemiş. Bu üç rivayet aynı sözü naklediyor. Aynı söz. İşte bu aynı sözün üç farklı tarikten nakledilmesi. Diyelim bu tek tarikten nakledilmiş. Şu diyelim ki iki tarikten nakledilmiş olsun. Bu da üç tarikten nakledilmiş olsun. Bazen de daha farklı tarikten nakledilmiş olsun. Ama bunlar aynı sözler. Aynı sözün farklı tariklerden nakledilmesi. İşte bugünkü dersimizdeki konumuz bir rivayetin farklı tariklerden, bir tarikten, iki tarikten, üç ve daha fazla tarikten nakledilmiş olmasına tarik sayısı itibariyle hadis çeşitleri yani rivayet çeşitleri diyoruz. Bunların hepsine birer isim vereceğiz. Çünkü hadis usulü açısından tek bir tariki olan Hazreti Peygamber'in sözünü bize aktaran tek bir tarikten ibaret rivayet ile iki tarikten gelen rivayet, üç ve daha fazla tarikten gelen, tarik derken ne kastettiğimizi artık biliyorsunuz. Rivayetler güven bakımından elbette aynı değildir. Bu itibarla muhaddisler bir rivayetin mümkün olduğunca farklı çok sayıda tarikini bulmaya çalışmışlar. Neden? Onu bir not olarak ve ilki olarak yazalım. Bir not ve ilki olarak yazalım. Not. Bir rivayetin ne kadar çok tariki varsa o kadar sahih olmaya elverişlidir. Demek ki bir rivayetin birden fazla tarik ile aktarılması, muhaddisin de bu rivayetleri tespit ederek onların içinden seçmek suretiyle rivayeti kitabına aktarmış olduğu rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyetini güçlendirir. Bu itibarla tarik sayısı itibariyle rivayetin sınıflandırılması son derece önem arz ediyor. Şimdi dersimize giriş mahiyetinde bu konuda isnat şemamızı onların üzerinde tabaka şeklinde ifade ettiğimiz karelerin her birerlerinin anlamlarını ve isimlerini belirledikten sonra bu tarik sayısının ne tür çeşitlenmelere neden olduğu hususuna geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi tekrar bir başlık koyalım, görsel anlamda dikkatimizi çeksin diye. Tarik sayısı itibariyle, rivayetlerimizi biz ne yapacağız? Ele alacağız. Tarik sayısı itibariyle rivayetleri, değerli izleyenler, ikiye ayırıyoruz önce.
iki bölümde mütalaa ediyoruz. Bunlardan birincisi mütevatir dediğimiz rivayetler. Bugün dersimizde uzun üzerinde duracağım. Mütevatir dediğimiz rivayetler. Diğeri de ahad. Ahad ya da diğer bir adıyla haberi vahid dediğimiz rivayetler. Bu sözcüklerin Arapçalarından, ahad ve haberi vahidin Arapçalarından hareket ederek bunu birle ilişkilendirmeyelim. Tekle, tek rakamıyla birle ilişkilendirmeyelim. Şöyle söyleyelim ve hatta altına yazalım. Bir tanım olarak yazalım. Haberi vahidi tanımlamış olalım. Tanım. Mütevatir olmayan, mütevatir özelliği taşımayan, tüm rivayetler haberi vahittir. Şimdi haberi vahidin tanımını mütevatirin üzerine kurduk. Mütevatire bağladık. Dolayısıyla bugünkü dersimizde de ağırlıklı olarak muhtemelen bitiremeyeceğiz. İki ders yapacağız bu konuyu. Bu itibarla da mütevatir hadisin ne olduğunu, mütevatir hadis neye dendiğini ele almamız ve efendim üzerinde durmamız gerekecek. Peki, o halde şöyle diyelim. Mütevatir özelliği taşımadığında bir rivayetin tariki ne kadar çok olursa olsun onu haberi vahid olmaktan çıkarmıyor. Yani haberi vahid tekle ilişkilendirmeyelim. İsterse 50 tariki olsun. Eğer mütevatir özelliği taşımıyorsa haberi vahittir. Onu kırmızıyla bu ayrıntıyı müsaadenizle yazmak istiyorum. Ekranda görünsün ve zihinlerimize yer etsin diye. Not. Tarik sayısının çokluğu haberi vahid olmaya engel değildir. Evet. Bu son derece önemli bir ayrıntıdır. Öğrencilerimizin bunu hafızalarında tutmalarında yarar vardır. Peki o zaman mütevatir nedir? Mütevatir rivayeti değerli izleyenler, ne olduğu hususunu konuşabilmemiz ve ele alıp yeterince üzerinde durup anlatabilmemiz için onu önce ikiye ayırmamız gerekiyor. Lafzi mütevatir, manevi mütevatir. Ve hemen ifade etmeliyim ki burada manevi mütevatir dediğimizde bununla kastettiğimiz manevi mütevatirle kastettiğimiz anlamdır. Yoksa Türkçe'de kullandığımız ruhaniyat, maneviyat manasındaki manevi ile alakası yok bunun. Arapçasını da müsaadenizle üzerine yazayım. El-ma'neviyyu mana ile ilgili. Maneviyyu yani anlamla ilgili demektir. Anlam itibariyle mütevatir olanlar var. Bir de lafız, söz itibariyle. Lafız da söz demektir. Söz itibariyle mütevatir olanlar var. Şimdi bunların her birerlerinin üzerinde ayrı ayrı duracağım. Ve lafzi mütevatir ne demek? Manevi mütevatir ne demek? Bunlardan ne anlamalıyız? İşte bugünkü dersimizde özellikle bunların üzerinde durmaya çalışacağım kısmet olursa ve inşallah başarabilirsem. Değerli izleyenler, bir rivayetin, bir haberin mütevatir olması için onun iki tane
koşul var. Bu koşullar üzerinden konuşalım. Birinci koşul A, zaman. İkinci koşul mekan. Zaman ve mekan itibariyle bir rivayet onu nakledenler tarafından anlaşarak uydurulmuş olma ihtimali, büyük harfle yazıyorum, aklen imkansız olmalıdır. Bazı kaynaklarımızda bu aklen yerine adeten de denir ki orada kastedilen de adeten sözcüğünden kastedilen de el imkanul aklidir. Evet. El adetu ile kastedilen el imkanul aklidir. Dolayısıyla aklen imkansız olması lazım. Biraz açalım ne demek istiyoruz. Şimdi öyle bir haber duyuyoruz ki günümüzün iletişim imkanlarını, interneti vesaireyi varsaymayalım. Bundan 300 sene, 500 sene önce bir ortamı düşünelim. Öyle bir haber duyuyoruz ki bu haber öyle eş zamanlı, öyle farklı mekanlarda, zaman itibariyle eş zamanlı. Mekan itibariyle farklı mekanlarda. Ortaya çıkıyor ki o günkü koşullarda böyle farklı mekanlarda birbirinden uzak irtibatın mümkün olmadığı, aklen mümkün olmadığı böyle bir ortamda eş zamanlı olarak bu haberin yayılması, bu mekanlardaki bu haberi yayan insanların bunu anlaşarak böyle bir haberi uydurup da yaygınlaştırmaları aklen imkansızdır. İşte böyle bir haber mütevatirdir. Daha açık söyleyecek olursak, haber verenlerin sayılarının çokluğu itibariyle o kadar çoklar ki bunların bir araya gelip de böyle bir yalan uydurmaları imkansızdır. Şimdi bunu biraz daha açalım. Şöyle yapalım. Zaman ve mekan itibariyle bu iki önemli şartın C, ravileri yani nakledenleri o kadar çok sayıda olmalı ki çok sayıda ravilerin yalan bir haberi uydurmak ve yaygınlaştırmak üzere anlaşabilmeleri aklen imkansız olmalı. Buna zaman da izin vermemeli, mekan da buna izin vermemeli. Zamanın da mekanın da böyle çok sayıda insanın yalan bir haber uydurma konusunda uzlaşmalarını imkansız kılması gerekir. İşte bu habere mütevatir diyoruz. Ve değerli izleyenler ve sevgili öğrenciler, bunu şemamızın şu isnatla ilgili karelerinde de İzah edelim ki mütevatir bir rivayetin mahiyetini daha net görelim. Yani bir rivayet
sahabe neslinde ortaya çıktığında, şurada sahabe neslinde ortaya çıktığında, bunu o kadar çok sahabi nakletmeli ki bu kadar sahabinin hem zaman hem de mekan itibariyle böyle bir rivayeti uydurma imkanları olmasın. Sahabiden sonra tabiin de yine aynı biçimde o kadar çok kalabalık bir toplulukla sahabeden aldıkları rivayeti nakletmeliler ki onların da bu konuda yalan üzerine ittifak etmeleri, anlaşmaları, muvadaları imkansız olsun. Keza tebe-i tabiinde aynı çokluk, burada aynı çokluk, burada aynı çokluk ve muhaddis de bu aynı kesrette ve çoklukta ravilerden bu rivayeti tespit etmiş olmalı ki şu eserine bir mütevatir rivayet alabilsin. Bir mütevatir haber koyabilsin. Demek ki akıl itibariyle yalan üzerine uzlaşmalarının imkansızlığı sadece herhangi bir tabakada, sahabe tabakası, tabi'in, tebe-i tabi'in herhangi bir tabakada gerçekleşmesi gereken bir şart değil. Bütün tabakalarda, başlangıcından muhaddise kadar bütün tabakalarda gerçekleşmesi lazım. Bu itibarla sevgili arkadaşlar, bizim muhaddislerimizin hiçbirisi mütevatir rivayeti konu bile etmemiştir. Çünkü böyle bir rivayetimiz yok. Eserlerindeki rivayetlerinde tamamı haber-i vahittir. Birazdan konuşacağız. Bunlar üzerine çok önemli notlar ve ilkeler yazacağız İnşallah. Az sonra tekrar belki bu esere yeniden dönebiliriz ya da yeni bir eser çizebiliriz aşağıya. Peki. Şimdi buradan hareketle az aşağıya alayım müsaadenizle. Evet, mütevatir konusunun lafzi ve manevi oluşuna gelelim. Lafzi mütevatir ne demektir? Bunu ben öğrencilerime de sınıfta anlatırken konu rahat anlaşılsın diye şöyle bir örnek veriyorum. Mesela Kur'an. Kur'an lafzı ile mütevatir bize gelmiştir diyoruz ya, evet, işte Kur'an. Öyle bir elimizde imkanımız var ki lafz-ı mütevatiri anlamamız bakımından, bu Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü bizim namazda okuduğumuz Fatiha-i Şerif'i, Hazreti Peygamber'in de namazında okuduğu Fatiha-i Şerif'ten hiç farkının olmadığı konusunda ümmetin başlangıcından beri ortak bir kanaati var. Tüm ümmetin kabulü var burada. Böyle olunca tüm ümmet böyle bir yalan uydurma da anlaşacak hali yok. Kaldı ki birbirleriyle neredeyse düşman olan fırkalar bile aynı Kur'an'ı, aynı lafzı okuyor. Fırkalar, işte Şiası, Haricisi, Mutezilesi, Ehli Sünneti vesairesi. Hepsi aynı Kur'an'ı okuyoruz. Çok az kıraat farklılıkları, onlar da şimdilik bu düzeyde, bu ders düzeyinde konu etmeye gerek yok. Örneğin, konu daha iyi anlaşılsın diye, farklı dinleyicilerimiz de olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين böyle okuyoruz. Dünyanın her yerinde Fatiha böyle okunuyor. İşte buna lafzi mütevatir diyoruz. Ama dikkat buyurunuz. Biz Türkiye'de Fatiha'yı böyle okusaydık ama Suudi Arabistan'a gittiğimizde, hani latife olsun diye söylüyorum, yaşlılarımız hacca gidince işte oradan hatıralarını gelip anlatırken diyorlarmış ki vallahi hayret ettik. Çarşıda falan konuştuklarından bir şey anlamıyoruz ama namazda bizim gibi konuşuyorlar diyormuş. Evet. Namazlarımızda hacı babalarımız, hacı annelerimiz de
benzer sureleri okuyorlar ya Fatiha'yı falan. Namaza gelince bizim gibi konuşuyorlar da diyormuş. Diyorlar hani işte efendim sokaktaki konuşmalarını anlamıyoruz. Bizim gibi konuşmuyorlar. İşte bu mütevatirdir. Ama Suudi Arabistan'a gittiğimizde şöyle okusalardı mesela. Elhamdülillahi Rabbil Müslimin. El Gafurul Kerim. Allah Allah. Ne oldu bizim bu Fatiha'ya? Elhamdülillahi Rabbil Alemin'di. Errahmanirrahim'di. Nasıl Müslümin oldu, Gafur Kerim oldu bu? Bakın ne yaptı? Lafızlar değişti. İşte lafızlar değişince mütevatir olmada gitti. Bir kelime değişse mütevatir olmaz lafzı. Buraya dikkat buyurunuz. Bir cümle, şöyle işte Fatiha örneğini verdim. Bir cümlemiz var. Bu cümle 5 kelimeden oluşuyor. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 kelime oluşuyor. Bu kelimelerin hiçbiri değişmeksizin 5 kelime olarak az önce söylediğim koşullarda nesilden nesile aktarılırsa lafz-ı mütevatir olur. Bu bir yerde 4'e düşse olmaz. 3'e düşse olmaz. 6'ya 7'ye çıksa ekleseniz de olmaz, düşürseniz de olmaz. Lafz-ı mütevatir olmaz. Onun için altını çizerek ifade ediyorum. Hadis geleneğinin, muhaddislerimizin ilk 5 asır içerisinde hiçbirisinin gündeminde ne teorik olarak ne de fiili uygulama olarak mütevatir kavramı yer almaz. Bizim hadisçilerimizin hiçbirisi mütevatirle ilgilenmemişlerdir. Çünkü öyle bir ellerinde malzeme yok. Kaynaklara aldıkları, naklettikleri rivayetlerin tamamı haberi vahittir. Bir tek bile, bir tane bile Hazreti Peygamber'den lafzen aktarılan mütevatir özelliği taşıyan lafzi mütevatir rivayetimiz yoktur. Bu kadar net söylüyorum. Ama manevi mütevatirimiz çok var. Şimdi birazdan örnekler olarak üzerinde duracağız. Peki manevi mütevatiri anlayalım. Umut ediyorum ki lafz-ı mütevatiri anladık. Lafz-ı mütevatiri efendim anladık. Ha, bu arada izleyicilerimizin de aklına gelebilir. Çünkü sınıfta da genelde böyle şeyler söyleniyor. Hemen örnek vereyim. Allah Resulü'nden aktarılan men kezebe aleyye muteammiden فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Bu rivayetin mütevatir olduğu daha sonradan işte gündeme gelmiş. Bu arada onu da söyleyeyim, kitabımızda da bu detayları, bilgileri göreceksiniz. Mütevatir konusunda bizim geleneğimizde en erken yazılan mütevatir kitabı 10. yüzyıldır. 10. yüzyıldır Suyuti'ye aittir. Onun da bu konuda ne kadar mütesahil ve toleranslı olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha sonra da Kettani'nin yazdığı, ondan birkaç asır sonra, eserini biliyoruz. Dolayısıyla bizim geleneğimizde mütevatir, lafz-ı mütevatir söz konusu değildir. Bu rivayetin mütevatir olduğunu söylüyor sonradan gelen alimlerimiz. Çünkü bunların işte bazıları 60 tarikini, bazıları daha fazlasını bulmuşlar. Onu aktarıyorlar. İşte bu kadar çok tarik olunca mütevatir olur falan. Hayır, tarik sayısıyla bir rivayet mütevatir olmaz. Onun koşullarını anlattık. Aklen imkansızlığa vurgu yaptık. Tarik sayısıyla olmaz. Bu gayet açıktır. Bütün muhaddislerimiz, usulcülerimiz bunu gayet açık olarak söylerler. Bu rivayetin nakledildiği hadis kaynaklarımızın, muhaddislerin hiçbirisi buna mütevatir falan dememişlerdir. Hatta Tirmizi bu rivayeti söylüyor, aktarıyor ve devamında diyor ki bu rivayet zayıftır diyor. Evet, ben öğrencilere okutuyorum Tirmizi'de bunu, kitab-ı tefsirde. Çünkü 60 tane, 70 tane, 80 tane, 90 tane Aliülkari'ye geldiğimizde bu rivayetin versiyonlarını söyleyen hadisçilerimizin hiçbirisi
şu söylediğim şartlarda kelimesi kelimesine hiç değişmeksizin içinde menkeze ve aleyye geçen, müteammiden fel yetebe ve makadehu minenna geçen, bu şekilde geçen üç tane aynı rivayet gösteremezler. Bakın iddialı ve net söylüyorum. 60-70 değil, 3 tane bile. Hepsi birbirine farklı. Ya önünde bir sürü rivayet şeyler var, ya arkasında bir sürü eklemeleri var, ya ortalarında eksikler ve eklemeler var. Hiçbiri birbiriyle aynı değil. Lafızlar değişmiştir. Öyleyse lafzı mütevatir değil. Ama manevi mütevatir mi? Evet. Manevi mütevatir olur. Şimdi işte onu konuşacağız. Manevi mütevatir ne demektir? Müsaade ederseniz onu soru olarak da yazalım. Manevi mütevatir nedir? Çünkü bizim manevi mütevatir haberimizin olmadığını söyledik. Nedir? Manevi mütevatir nedir diye sorduk. Değerli izleyenler, lafızları değiştiği halde mesajı ve anlamı ve muhtevası değişmeyen rivayetlere manevi mütevatir diyoruz. Örneğin Hazreti Peygamber'in namazdan sonra dua etmesi. Bununla ilgili pek çok rivayet var. Ama duada elini böyle kaldırdı, böyle yaptı, yukarı kaldırdı, koltuğunun altı görüldü, dizlerinin üzerine koydu, birleştirdi, ayırdı, arasında şu kadar vardı, parmakları açıktı, kapalıydı. Bir sürü farklı rivayetler var. Olsun, bu rivayetler ne kadar farklı olursa olsun, muhtevaları aynı mı? Evet. İşte buraya yazalım, tanımaya. Lafızları farklı. Olduğu halde anlam ve konuları aynı olan rivayetlerdir. Manevi mütevatir. Evet. Anlamı ve konu birliği olan rivayetlere manevi mütevatir diyoruz. Onun için de not. Hazreti Peygamber'in sünneti bu şekilde manevi mütevatir olarak bize gelmiştir. Manevi mütevatirdir. Sınıflarda da söylüyorum, bu çok önemli bir konudur. Dikkat ediniz. Mesela namazla ilgili rivayetlerin hepsi haberi vahittir. Buhari'de, Müslim'de, Kütüb-i Sitte'de, Kütüb-i Tisa'da aklınıza gelen hangi hadis kaynağı olursa olsun namazla ilgili rivayetlerin tamamı haberi vahittir. Peki bu haberi vahitlerin naklettiği namazın kendisi sünnet olarak peygamberimizden kılınarak gelen, ümmetin birlikte kılarak geldiği bu namazın kendisi nedir? Manevi mütevatirdir. Öyleyse müsaadenizle çok önemli bir nokta aklınızda kalması için şöyle yazabilir miyim acaba? Nota ekleme yapacağım. İlke yazalım buna. Çok önemli bir ilke bu. Çok önemli bir ilke. Hazreti Peygamber'e ait manevi mütevatir sünnetler hadis kaynaklarında haberi vahid olarak nakledilmiştir. Bu son derece önemli bir husustur değerli izleyenler.
kaynaklarımızda haber-i vahid olarak nakledilmiştir. Bu itibarla bizim hadis kaynaklarımızda lafzi mütevatir yok demenin bir esprisi yok. Yani kayda değer bir olumsuzluğu yok. Zaten hiçbir muhaddisimiz de böyle bir iddiada bulunmamış. Ama manevi mütevatirimiz çok. Sünneti aktarıyor. Sünneti aktaran ifadeleri haberi vahid olabilir. Ama sünnetin kendisi manevi mütevatir olduğu için bu manevi mütevatir olan anlam o konuda aktarılan lafzın haberi vahid olmasını da destekleyeceği için onları güçlendiren bir husus olarak karşımıza çıkar. Bu itibarla değerli izleyenler ve sevgili öğrenciler, rivayetlerin tarik sayısı itibariyle ikiye ayrılmalarını, ki şemada bir kere daha hatırlayalım, ikiye ayrılmalarını şurada gördüğümüz gibi, mütevatir ve haber-i vahid olarak ayırdık. Haber-i vahidi tanımlarken mütevatir özelliği taşımayan tüm rivayetler, tarik sayısı ne kadar olursa olsun haber-i vahittir dedik. Ve sonra mütevatirin ne olduğunu lafzi ve manevi olarak ayırdık. Ve lafzi olanlar ve manevi olanları birbirinden ayırt etmeye çalıştık. Ve manevi mütevatir efendim durumların, manevi mütevatir konularının kaynaklarımızda haber-i vahid olarak yer aldıklarının da bir ilke olarak altını çizdik. Çünkü bu son derece önemli bir husus. Bunun çok iyi anlaşılması ve kavranması gerekir. Rivayetlerin tarik sayısı itibariyle ahad ve mütevatir olarak ayrımını gördükten sonra şimdi mütevatir ve ahad haberin kaynaklık değeri olarak o üzerinde duralım. Bunu dersin sonuna bıraktım ki en önemli konuydu. Bazen dersin başında, bazen de sonunda anlatıyorum. Konuları bu kadar dinledikten sonra bazen daha vurgulu oluyor. Bazen de işte sınıfın ve öğrencilerin durumuna göre, bazen de benim ruh haletime göre bu şimdi birazdan arz edeceğim hususu öne ve sona takdim ve tehir yaptığım oluyor derslerde. Şimdi mütevatir ve haber-i vahid. Bunların değerli izleyenler, bilgi değeri üzerinde duracağız. Bilgi değeri. Verdikleri bilgi değeri nedir? Mütevatir bir rivayetle haber-i vahidin bize sağladığı bilgi değeri nedir? Hemen altını çizerek ifade edelim ki mütevatir bir rivayet kat'i bilgi verir. Kat'i bilgi. Yani bir rivayet mütevatir olduğunda bir kesin bilgi verir. Kesin bilgi verir. İki, yanlışlanamaz. Üç, reddedilemez. Evet. Demek ki bir rivayetin mütevatir oluşu bu üç önemli sonucu doğurur. Bir, verdiği bilgi kesindir. Yani %100 bilgi verir. %100 bir bilgi verir. Yanlışlanamaz %100 olduğu için. Reddedilemez, inkar edilemez. Bunu da yazalım, reddedilemez. İnkar edilemez. Bu özellikleri taşıdığından dolayıdır ki sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, bu özelliklerinden dolayıdır ki mütevatir rivayetle kelamcılarımız ilgilenir. Kelamın konusudur ve kelamcılar bununla ilgilenmiştir. Mütekellimin kelam kaynaklarımız itikat ve inançla ilgili konuları ele aldıkları için inanca ve itikada dair konularında kesin bilgi gerektirdiği için mütevatir erken dönem
Müslüman ulemadan mütekelliminin ilgilendiği, kelamcıların konu edindiği bir alandır. Muhaddislerimizin hiçbir zaman mütevatir diye bir kavramları da olmamıştır. Kavram çok çok sonradan hadis ilmine girmiştir. Ne böyle bir kavramları vardır, ne de böyle bir kaygıları vardır hadisçilerin. Onun için haberi vahid bir zanni bilgi verir. Zanni bilgi verir. Yani kesin değildir. Şöyle söyleyelim. Bir haber-i vahidin bilgi değeri en üst olanından en alt olanına kadar. %1'den, çünkü sıfır bir değer değildir. %1'den %99'a kadar. %1'den %99'a kadar verdiği bilgi ister %1 olsun, isterse %99 olsun. Haberi vahittir, mütevatir olamaz. %100 olması lazım. Bakın arada %99, %100 çok önemli. Haberi vahittir. Zanni bilgi verir, kesin değildir. 2, yanlışlanabilir. %99 bile olsa bir ihtimal yanlışlanabilir. 3, reddedilebilir. İnkar edilebilir. İşte bizim bilir bilmez konuşanlar var ya, hadisin karşısı da yok, bilmem ne de şu bu diye. Benim YouTube'daki yine sitedeki konuşmalarda hadis Kur'an ilişkisinde de bunu arz etmeye çalıştım ki bizim usul derslerimizin de bir konusunun adı hadis inkarcılığı olarak konuşacağız. Bir dersimiz gelecek hadis tarihinde. Hadis inkarcılığını bir derste konuşacağız zaten. Zaten bizim kaynaklarımızdaki rivayetlerin hepsi haberi vahittir. Zanni bilgi verir, yanlışlanabilir, doğrulanabilir. Yanlışlanabilir, doğrulanabilir, reddedilebilir, kabul edilebilir, inkar edilebilir, inanılabilir. Bunu açıktır. Bunu muhaddislerimiz de söylüyor. Öyle de uygulamışlar zaten. Aklen de bunun başka bir yolu yoktur. Ha bu o rivayetleri reddedin ya da reddedelim demek değil. Metodolojik, teorik ve usul bakımından ilkeleri belirliyoruz. Nitekim benim hadis Kur'an ilişkisi konuşmalarımı dinlerseniz bu konudaki detayları ve ciddi ayrıntıları orada görebilirsiniz. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, mütevatir ve haber-i vahid arasındaki bu bilgi değeri bakımından konunun ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi görebildik mi? Hatta burada bir hususa müsaadenizle dikkat çekmek istiyorum. Haberi vahid olanlar, bakın zanni bilgi verir dedik, değil mi? Zanni bilgi. Zan ne demek? Kanaattir. İnceliyor müçtehit muhaddis, kanaattir. Yani içtihattır. Yani rivayeti, tarikleri, ravileri adildir, zabittir vesairedir inceliyor muhaddisimiz. O rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olabileceğine zanni olarak, kanaat olarak, içtihat olarak diyor ki bu Hazreti Peygamber'in olabilir. Benim kanaatim bu yöndedir diyor. Eserini alıyor. Eseri var. Bu eser olsun. Eserine bu rivayeti alıyor. İşte biz hadis tarihinde onun için bu esere alınan bu rivayetlere ne dedik değerli arkadaşlar? İçtihaden hadis dedik. İçtihaden hadis. Neden içtihaden hadis? Çünkü muhaddisin içtihadına dayanıyor. Muhaddisin zannına,
kabulüne dayanıyor. Neden rivayet değil de hadis? Çünkü artık Hazreti Peygamber'e ait kabul ediyor muhadis. Artık rivayet değil hadis. Ama içtihaden hadis. Mutlak hadis değil. İçtihaden hadistir. Neden? Çünkü muhaddisin kanaatine göre hadistir. Burada bitiriyorum. Yorulduğunuzu biliyorum. Çok temel önemli bazı ayrıntılara daha değinmem gerekiyor değerli izleyenler. O da nedir? Haberi vahid olan rivayetlerimiz, onların peygambere aidiyetleri, muhaddislerin içtihadı ve kanaatleriyle belirlendiği için, kanaat ve içtihada dayandığı için görecelidir. Yani muhaddisten muhaddise değişir. Dolayısıyla da A muhaddisin rivayeti eserine aldığı bir rivayeti B muhaddisimiz eserine almayabilir. Çünkü zannidir. Birinin içtihadı onun hadis olduğu yönündedir. Öbürününki de olmayabilir. Ama eğer bir rivayet mütevatir olsaydı, mütevatir bir rivayeti A, B, C, D, E, en sayıda ne kadar muhaddis varsa o var, hepsi de o rivayeti kitabına almak zorundaydı. Çünkü onu reddedemezler. Ben bu rivayeti kabul edemiyorum diye bir şansınız yok. Çünkü mütevatirdir. Kabulü zorunludur. Reddedilemezdir, inkar edilemezdir, yanlışlanamazdır. Ben onu kitabıma alamıyorum diye bir lüksünüz olamaz. Onun için mütevatirdir. Bakın geleneğimizde Buhari ile Müslim'in kitabına ortak olarak aldıkları rivayetin adı müttefekun aleyh'tir. Yani Buhari ile Müslim'in sahihliğinde ittifak ettiği hadistir. Adı mütevatir değil bakın. Müttefekun aleyh'tir. İttifak etmiş kim? Buhari ile Müslim. Bu itibarla kaynaklarımızdaki rivayetin haberi vahid olması meselesinin zihinlerimizde netleşmesini istiyorum. Ve yine bir başka hususta mütevatir rivayet kesin bilgi verdiği için bu rivayeti nakleden not mütevatir haberin ravileri Müslüman olmayabilir. Evet. Mesela Hazreti Peygamber'in tarihi bir şahsiyet olduğu, tarihte öyle bir zatın yaşadığı, peygamberim dediği ve etrafında ona inanan Müslümanların bir ümmet oluşturduğu, sonra bunun bir medeniyete ve devlete dönüştüğü dair bu bilgiler mütevatirdir. Neden? Çünkü bunu sadece Müslümanlar nakletmiyor. Hristiyan kaynaklarda, Yahudi kaynaklarda, putperest kaynaklarda, başka dinin mensupları da herkes naklediyor. Onun için mütevatirdir ve reddedilemiyor. Daha ayrıntılı zihninizde kalsın diye şöyle farklı bir renkle yazayım. Mütevatir rivayetin ravileri heterojendir. Yani heterojendir. Yani farklı farklıdır. Ama not haberi vahidin ravileri homojendir. Yani Müslüman olmak zorunda. Hepsi Müslüman olmak zorunda. Adil olmalı, Müslüman olmak zorunda. Zaten az sayıda raviden geliyor. Onların da Müslüman olmaları, güvenilir olmaları gerekiyor. Bu açılardan baktığımızda sevgili izleyenler, görüyoruz ki
rivayetlerin tarik sayısı itibariyle mütevatir ve haber-i vahid olarak ayrışmasının temelinde onların sahip olduğu bilgi değerleri vardır. Bu bilgi değerleri mütevatir olduğunda kat'idir, haber-i vahid olduğunda zannidir. Kat'i ve zanni arasındaki bu önemli fark, rivayetlerin gereğiyle amel edilmesi ve onların sahih, hasen, zayıf ya da uydurma sayılmalarını belirlemede de çok önemli rollerinin olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Evet, değerli izleyenler. Gördüğünüz üzere bu dersimizde hadis usulünde tarik sayısı itibariyle rivayetlerin çeşitlerinin girişini yaptık. Bunları mütevatir ve haber-i vahid olarak ayırt ettik. Mütevatir ne demek? Haber-i vahid ne demek? Aralarındaki farklılıklar nedir? İsnat senet nedir? Tabaka nedir? Oradaki tabakadaki ravilerin kuşakları nedir? Bunlar ile ilgili bazı bilgileri size aktarmaya çalıştım. Umarım konu anlaşılmıştır. Umarım istifadeli bir inşallah ders olmuştur. Bu kaldığımız yerden itibaren yine hadis usulü dersimizde tarik sayısı itibariyle rivayetler konusuna iki olarak devam edeceğiz. Bu birdi. İkinci bir videoyu da inşallah size arz etmeye çalışacağım. Çünkü bundan sonraki konularımızın hemen hemen her biri en az iki ders sürebilecek. Bir derste bitmiyor. İki ders sürebilecek. Olsun, bir ve iki olarak videoları yükleyeceğiz. Siz de oradan inşallah takip edeceksiniz. Sabırla vakit ayırıp dinlediğiniz, ilgi ve alaka gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz efendim.